Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hamsterları konuşacağız. Ardından sizlere hamster beslemenin avantajlarından ve dezavantajlarından da bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi akvaryum içerisinde bir tane hamsterım var ve kendisi şu anda uyumakla meşgul. Zaten bu canlılar gündüzleri uyuyarak akşamları ise aktif bir şekilde geçiriyorlar yaşamlarını. Genellikle tüm ihtiyaçlarını akşam vakitlerinde karşılıyorlar. Çünkü genleri bu şekilde, yani akşamları aktif olmaya meyilliler. Şimdi size kısaca bilgiler vereyim, ardından da avantaj ve dezavantajlarını konuşalım. Hamsterlar Asya'nın batısındaki ve Avrupa'daki tarım alanlarında yaşayan kemirgen canlılardır. Yuvalarını yine bu tarım alanlarının altına yapıyorlar. Çok karmaşık tünellerden oluşan yapılar inşa ediyorlar tarım alanlarının altlarına. Ömürleri ırklardan ırklara farklılık göstermekle birlikte ortalama 2 yıl kadardır. Yani çok kısa bir ömürleri var, 2 yıl gibi. Çeşitli meyvelerle, sebzelerle besleniyorlar. Aynı zamanda tarım alanlarında buldukları fındık, fıstık, çekirdek, mısır gibi çeşitli tahıllarla besleniyorlar. Bu yapmış oldukları yuvaların içerisinde bir de yiyeceklerini depoladıkları odacıkları var arkadaşlar. Odacıklar inşa ediyorlar depo şeklinde. Ve dışarıda gezerken buldukları fındık, fıstık gibi tahılları ağızlarında bulunan keseciklere depoluyorlar. Ve daha sonra da bunları kışın tüketmek üzere evlerindeki odacıklara depoluyorlar. Ve kışın da o yiyecekleri yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Çok iyi göremiyorlar, uzağa göremiyorlar. Yine aynı şekilde renkleri de göremiyorlar. Yani renk körü canlılardır. Vücutları esnek bir yapıya sahiptir. İşitmeyi ve koku alma duyuları da çok gelişmiştir. Kemirmeyi ve tırmanmayı da çok seviyorlar. Bu yüzden dışarı saldığınız zaman kontrollü bir şekilde salmalısınız. Yoksa yine eşyalarınıza da zarar verebilir. Piyasada cüce hamster, Rus hamster, Çin hamster, Gonzales hamster gibi farklı ırkları da bulmanız mümkün arkadaşlar. İstediğiniz ırk alabilirsiniz. Ama bakımları, ırkları farklı olsa da bakımları aynı. Hepsini aynı şekilde besleyebilirsiniz. Şimdi sizlerle hamster beslemenin avantajlarını ve dezavantajlarını da konuşalım. İlk olarak en güzel yanı bu canlıları beslemenin sessiz olmaları. Özellikle de bazı arkadaşlarım bana YouTube üzerinden yazıyorlardı. Ailem kuşların ses çıkarması nedeniyle beslememe izin vermiyor şeklinde sorular ya da yorumlar geliyordu. Ailesi izin vermeyen arkadaşlar vardı. O arkadaşlara sessiz olmasından dolayı hamster beslemesini tavsiye edebilirim. Çünkü çok sessiz canlılar. Yani akşamları nadir olarak ses çıkartıyorlar, hani yiyeceklerini yerken ya da buralara tırmanmaya çalışıyorlar. Yine kafeste de aynı şekilde oyuncakları olur, çarkları falan oluyor. Onda dönerken çok hafif ses çıkartabiliyorlar ama kuşlar gibi değil, yani çok sessiz canlılar, kendi hallerine yaşamlarını sürdürüyorlar. O yüzden size önerebileceğim canlı türü hamster beslemeniz. Yine tüy sorunu yaşayan arkadaşlar vardı. Tüy döktüğü için ailesi kuş beslemesine izin vermiyormuş. Yine bu arkadaşlar da hamsterların tüy sorunu olmadığı için hamster besleyebilirsiniz. Zaten tüy sorunu olsa bile tüylü olanları da var. Yine akvaryum içerisinde ya da kafesin tabanında kalıyor o tüyler. Yani bir sıkıntı yaşamazsınız. Öğrenci arkadaşlarım vardı, bütçede sıkıntı yaşayan, bütçesi kısıtlı olduğu için kuş besleyemeyen arkadaşlarım vardı. Yine hamster da uygun bütçeyle beslenebileceği için hamster beslemenizi de öneririm. Yaklaşık 10-15 lira gibi bir fiyata piyasada hamster bulabilirsiniz. Yani almak da çok uygun arkadaşlar bu canlıyı. Yine maması da çok uygun. Kilosunu ben yaklaşık 6 liraya almıştım ve 1-1,5 ay gibi bir sürede de gidiyor bu yem. Yani çok fazla masraflı bir canlı da değil. Yine evde bulduğunuz havuç, marul gibi meyve ve sebzeleri de bu canlıya verebiliyorsunuz. Elma kabuğu gibi. Yani çok ekonomik bir canlı beslemesi. Şimdi dezavantajlarından da bahsedeyim. İlk olarak çok kısa ömürlü olması, 2 yıl gibi bir süre yaşaması dezavantajlarından bir tanesi. Özellikle de alırken, mesela çocuğunuzu alıyorsanız kısa ömürlü olduğunu söyleyerek alın. Çünkü 2 yıl sonra öldüğü zaman gerçekten çok üzüntülü anlar yaşayabilir. Bunu göz önünde bulundurarak almalısınız. İkinci olarak dezavantajlarından bir tanesi de kötü koku. Tabii ki kötü koku tüm canlılarda olabiliyor. Evcil hayvanların hepsinde olabiliyor. Örneğin kuşlarda da beslemediğiniz zaman kötü kokuyla karşı
temizlemediğiniz zaman kötü kokuyla karşılaşabilirsiniz. Ancak temizliğini düzenli yaptığınız takdirde bu tarz sorunlarla karşılaşmazsınız. Yine hamsterlarda da koku olabilir. Talaşını falan düzenli olarak temizlediğiniz takdirde hiçbir koku sorunu yaşayacağınızı tahmin etmiyorum. Yemi biraz kokuyor ama o da çok fazla hissedilmiyor yani. Geniş bir alanda beslerseniz çok fazla koku sorunu da yok bu canlıların. Ama yine kokuyu da dezavantaj olarak düşünebiliriz. Hafif kokusu var illaki tüm canlılarda olduğu gibi. Bu hamsterlar hakkında da ilerleyen zamanlarda beslenmesi, yaşam koşulları, kafesi nasıl olmalı gibi videolar da çekeceğim. O yüzden yeni videoları da takip edebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone de olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.